Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün Volkswagen Otokur'dayım. Biliyorsunuz bu Sakarya'daki bizim her zaman geldiğimiz bayi. Buraya ne için geldim? Yeni Tiguan geldi. Makyajlı Tiguan geldi. Onu hep beraber inceleyeceğiz. Araç şu an test arabası yok. Gördüğünüz üzere şu anda test arabaları burada oluyor genelde. Test arabamız yok. Ama güzel detaylı bir inceleme olacak. Genel olarak arabanın önü arkası değişmiş. Özellikle amblemler değişmiş. Yeni amblemler, yeni direksiyon. Bunları hepsini size göstereceğim. Videoya başlıyoruz. Belki de ilk çekilen Tiguan videosu olacak. Biraz o yüzden acele ediyorum. Hemen çekeceğim, yapacağım, size atacağım. En kısa sürede sizlere ulaştıracağım. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Tiguan hakkındaki yorumlarınızı da merak ediyorum. Hadi gelin içeriye, Otokur'a geçelim. Karşınızda yeni Volkswagen Tiguan. Yani yeni demek mi lazım, makyajlı demek mi lazım? Onu tam olarak bilmiyorum. Ancak ön tarafta güzel bir değişim olmuş. Şöyle arabanın etrafında hızlıca bir dolaştırayım sizi. Sonra ön taraftan detaylarını göstereceğim. Arka tarafta çok fazla bir değişim göremedim arkadaşlar. Şöyle bir Tiguan yazısı gelmiş. Aynı artık Passat'ta da olduğu gibi yazıların hepsi ortaya geliyor. Ve fark ettiğiniz üzere amblem de yeni amblem. Yeni amblem benim daha çok hoşuma gidiyor. Bilmiyorum sizlerin hoşuna gidiyor mu? Birkaç arkadaş bana beğenmediğini yazdı Instagram'dan ama sizler de yorumlarda belirtebilirsiniz. Alt tarafta krom parçalar kullanılmış. Egzoz gibi kullanılmamış arkadaşlar. Bunlar krom olarak kullanılmış. Çünkü çok net belli oluyor yani egzoz olmadığı. Biraz daha derinde yaparlar normalde egzoz gibi göstermek için. Bence burada direkt yapmışlar. Ayrıca bunun R-Line paketini aldığınızda arka tarafta egzozlar da değişiyor. 4 çıkışta bir gözüküyor. Şimdi gelin yeni Tiguan'a ön taraftan bakmaya başlayalım. Yine güzel bir renk. Bu rengi Passat'ta görmüştük. Geceleri böyle siyah dönüyor. Gündüzleri açık mavi oluyor. Gayet tatlı bir renk. Anahtarımız şöyle. Maalesef ki anahtar yine eski tip bir anahtar. Ben artık şu anahtarı görmek istemiyorum açıkçası. Ama Tiguan bundan vazgeçmiyor. Tiguan'ın tüm modellerindeki anahtar bu. Ama anahtarsız giriş de var, anahtar çalışma da var. İçeride sizlere bahsedeceğim. Şimdi farlarımız yeni nesil. Hatta şurada IQ Light görüyorsunuz. Şimdi bu farların şöyle bir özelliği var. Karşı taraftaki kişinin gözünü almıyor. Bulunduğu bölgelerini kapatıyor. İçindeki o full ledler çok rahat, çok güzel bir şekilde çalışıyor. Passat'ta mükemmeldi. Bunda da aynı şekilde çok verimli farlar. İçeride hemen şunu fark ediyorum. Ben bunu çok seviyorum. Viraj aydınlatması. Eğer ki geri vites taktığınızda ya da direksiyonu çevirdiğinizde şu köşe bölümü aydınlatıyor. Mükemmel bir aydınlatması oluyor. Sis farını görmüyorsunuz. Arkadaşlar artık yeni nesil araçlarda sis farı kullanılmıyor. Uzun zamandır bu şekilde aslında ama hani hala sis farını seven, arayan arkadaşlar var. Bu araçlarda şimdi sis farı tuşuna bastığınızda içindeki o ledler yere doğru aydınlatarak daha net bir görüş sağlıyor size. Ön panjur büyümüş. Onu fark ediyorum. Şöyle baya baya kalınlaşmış. Kromları falan büyümüş. Şöyle kıyaslayabiliriz bakın. Orada düz bir şekildeydi. Biraz daha sade duruyordu. Burada daha böyle iri, daha büyük gözüküyor Tiguan. Onu fark ettim. Kaput falan aynı ama. Kaputta herhangi bir değişim yok. Zaten makyajlarda kaput değişmez. Alt tarafa baktığımızda güzel bir krom detay görünüyor. Ya yeni bu Volkswagen'in yeni tasarım dili aslında bakarsanız. Çoğu işte Passat'ta da aynı çizgiler var. İşte Tiguan'da da biraz daha büyümüş hali var. Eski Tiguan'da da şöyle yan taraftan kıyaslayabilirsiniz. Bu da güzel oldu bak. Güzel denk geldi. Bu aracın paketi Elegance paket. Elegance paket dolu paket olarak geçiyor. Life alabilirsiniz. Life'larda yani yakında gelirse onu da çekerim. Life boş paket olarak geçiyor. Ama onda da LED far var standart olarak. İşin garibi Life pakette 3. bölge klima sistemi var. Yani 3. bölge klima sistemini ben Mercedes E serisinde dahi göremedim. Bence güzel bir donanım. Arka taraftakilerin kendi klima derecesini ayarlayabilmesi mükemmel bir şey. Ön tarafta park sensörlerini görüyorsunuz. Şöyle yan tarafta aynı şekilde park sensörümüz var. Jantlarımıza gelirsek bakarsanız aslında benim Trendline jantları var ya onların biraz daha büyüğü gibi gözüküyor. 18 jant. Cidden bayağı benziyor ya. Hatta aynısı gibi. Siz de şöyle bir bakın. 235-55 liraya 18 jantlarımız var. Güzel böyle yanaklı yanaklı. Bu aracın konforlu olması gerekiyor bir aile için. Ön tarafta davlumbazda herhangi yalıtım görmedim. Arkaya bakayım. Evet. Tahmin ettiğim gibi arka taraftaki davlumbazda şöyle bir türlü bir yalıtım var. Araçlar da ön tarafta kullanmıyorlar. Büyük ihtimalle ön tarafın sesi iç kabine fazla girmiyor ama arka tarafta Mercedes E serisinde de görmüştüm. Bu davlumbazın yalıtımını kullanıyorlar arkadaşlar. Yan tarafta şu krom detay R-Line'da vardı öncesinde. Şimdi buraya da gelmiş. Alt tarafta güzel krom detaylar var. Eskisiyle aynı. Koruma plastiklerini görüyorsunuz. Şimdi R-Line aldığınızda şu bölgelerde renkli oluyor. Ben aslında bir Tiguan aldığımda buraları boyatırdım açıkçası. Yani bunların renkli olması çok hoş duruyor. Tamam böyle siyah olduğunda da sizi araziye girecekmiş gibi hissettiriyor. Bir su olduğunu hissettiriyor ama yani o siyah bölgelerinde boyatılması bence gerekiyor. Alırsanız yani plastik aksam olduğu için boyanması da problem değil. Bir boyatıp halini görebilirsiniz. R-Line'da da boyanmış halini, resimlerini görebilirsiniz. R-Line eğer gelirse buraya onu da güzel bir inceleriz. Şöyle bir sinyallerimi yakayım. Aa, bak bu beni üzdü. Sinyalimiz H
harcayan arkadaşlar. Eğer ki stoplarda bu hani şekil değiştiren stoplar ve kayar sinyalle bir stop almak isterseniz R-Line paket almanız gerekiyor. Büyük ihtimalle bunun opsiyonları da aynı şekilde çıkacaktır. Arka tarafta geldiğimizde evet bagajımız standart. Böyle bir arabada olması gereken bir donanım. Biraz fazla ses çıkarıyor sanki. Şurada güzel bir aydınlatma var. O dikkatimi çekti. Burada evet bagajımızın kollarını görüyorsunuz. İçeriye baktığımızda şimdi koltukları buradan yatırabiliyoruz. Zaten standart testten biri. Herhangi bagajda bir değişiklik yok. İnce bir stepne var. İçeride sarı ışık kullanılmış. Ya sarı ışığı tüm firmalar sarı ışık olarak kullanıyor. Ne haber canım? Merhaba. Ya bagaj konusunda çok aşırı büyük diyemem. Yeterli seviyede sınıfın standartlarında hani ekstra bir durum yok. Şimdi şöyle bagajımızı da kapatabiliriz. Hop güzelce kapandı. Güzel. Bazı arabalarda çat diye böyle sert kapanıyor. Bunda gayet smooth kapandı. Arka taraftan anlaşılırım bu şekilde. Şimdi gelin içeri geçelim. Niye içeri geçelim diyorum biliyor musunuz? İçeride bir vites topuzu var. Ya hayran olacaksınız. Ben çok beğendim vites topuzunu. Bu arada buradan anahtarsız girişimizi de şöyle göstereyim ben size. Kapandı aynalarımız. Elimizi atıyoruz ve açıldı. Şimdi içeriye doğru geçelim. Ben size direkt şu vites topuzunu göstereyim. Ben çünkü bayıldım o vites topuzuna. Şöyle bakar mısınız? Üzerinde bu hani eskiden yan tarafta olan işaretler vardı ya. Şimdi artık üzerine getirilmiş ve bunlar aydınlatmalı arkadaşlar. Vites topuzu tamamen değişmiş. Ve hani bu eski viteslerde böyle aşınma olurdu. Bunda büyük ihtimalle olmayacaktır. Çünkü çoğu yerini artık kapatmışlar. Yumuşak yeri sadece şurada kalmış ve bu da deri olarak gözüküyor. Büyük ihtimalle biraz daha aşınmasını engellemek için bu tarz bir şey yapmışlar. Ama şu üzerinde imleçlerin belirtilmesi çok güzel olmuş. Bir yenilik daha var karşımda. Gördüğünüz üzere Volkswagen amblemi direksiyonun içine gömülmüş. Göbeğin içine gömülmüş. Diyorum ya ben bu amblemin bu tarzını seviyorum açıkçası. Sizlerin hoşuna gidiyor mu bilmiyorum. Siz yorumlara yazarsınız. Kadranlarda da biraz farklılık sezdim. Şimdi birazdan bakacağım. Bir yarım kontak yapalım bu araçta. Evet. Şöyle kadranlar gelsin. Bakın şimdi burada PS'i yanıyor şu an. Üzerinde görüyor musunuz? Farlarını da yakayım iyice. Şöyle. Zaten bak ledlerin çok fazla led olduğu için ledlerin böyle pır pır ettiğini görüyorsunuz. Frekansları tutmuyor görüyor musunuz? İçinde birçok led olduğu için hepsinin frekansı ayrı ayrı geliyor kameraya. Tam algılayamıyor. Ayrıca burada bakın sis farını nasıl olmuştunuz ya. Bak şimdi çektim kendime doğru. Şu anda sisler açıldı. Bak ekstra olarak bir aydınlatma açıyor. Şu an fark ediyor musunuz bilmiyorum ama tam şurada bak şuraya bakın tamam mı? Orada bir yoğunluk oluştu. Şimdi farlarımız yanıkken şu ekranla biraz oynayalım bakalım. Ben ekranı severim böyle şeyleri. Kaç tane modumuz varmış? Şu an motoru değiştiriyorum. Bir bu var. İki şöyle var. Navigasyon olduğunda diğer mod çok güzel oluyor. Peki bunların arasında ne var? Araç durumu, sürüş bilgisi, asistanlar. Her zamanki standart Volkswagen ekranı. Asistanlarda sadece sabitleme sınırlayıcı var. Herhangi bir işte şerit takip olsun, öndeki aracı takip eden uyarlanabilir hız sabitleyici olsun. Bunlar yok. Ben buradan genelde kendi aracımda hızda tutuyorum. Burada şunu fark ettim. İnce bir detay. Direksiyon ısıtmamız var. Bak direksiyon ısıtmamızı da şu anda açtı. Bakalım ne kadar ısınacak. Merak ettim. Bir çalışsın bakalım. Ekranımızı şöyle açalım. Plastik kalitesi merak ediyorum. Plastik kalitesi ön tarafta böyle aşırı etli etli yumuşak değil. Alt tarafta sert plastik hissediyorum. Büyük ihtimalle ama burada biraz daha yumuşaktır. Evet burada da biraz daha yumuşak ama hani Passat'taki kadar yumuşak değil onu söyleyeyim sizlere. Tiguan'da genelde böyle. Şurada güzel bir cebimiz var. İçi çok güzel. Kadife kaplı. Bu çok kullanışlı olacaktır. İçinde herhangi bir şahıs çıkışı yok. Yan tarafa geçtiğimizde şöyle torpidosunu da göstereyim. Torpidonun da içinde halı kaplama yok. Torpido standart. Burada sistem kapalı. CD çalar bulunmamakta. Zaten artık CD çalar falan gelmiyor. Buralarda güzel halı kaplamalar mevcut. Burası kumaş kaplı. Burası deri kaplı. Buralar gayet güzel. Bak şimdi elinizin değdiği yerler çok güzel. Şu özellikle şu sistem ben bunu çok seviyorum her arabada. Şöyle kapıyı açıp kapatırken bunu çekmek çok güzel oluyor. Şu kesinlikle gözünüze çarpmıştır. Geleceksen gel. Geleceksen. Çok mu TikTok izliyorsun? Yok anne TikTok videolarını çekiyor ya. Cam açılıyor ondan sonra tamam diyor kapat tekrar düzelt açın. Ya yürü git ya. Şimdi abi, buraya baktığımızda koltuk ısıtmalarımız var arkadaşlar. Klima sistemi tamamen dokunmatik olmuş. Fan hızını da şöyle kaydırarak ayarlayabiliyorsunuz. Bu çok hoş. Bu paneli çok beğendim. Eskisine göre bence çok daha iyi. Tabii kullanması biraz daha zor açıkçası söylemek gerekirse. Yani şöyle basılı tuttuğunuzda da kapanıyor.
Peki basılı tuttuğunuzda şöyle yavaş yavaş artıyor. Şey, tek bastığınız olmuyor. Basılı tutarak indiriyorsunuz. Ya tabii ki kullanması biraz daha eskisine göre zor. Onu söyleyeyim. Alışmanız lazım. Çünkü dokunmatik paneller genelde böyle olur zaten. Sıcaklığımızı da böyle ayarlıyoruz. Basılı tuttuğunuzda direkt high yapıyor. Basılı tuttuğunuzda direkt low yapıyor. Ama dokunmatik hissiyatı çok güzel. Şurada da burada da böyle kaydırma sistemi mevcut. Menümüzü buradan görebiliyoruz. Şuraya geliyor. Air Care sistemi var bu araçlarda. Aracın iç havasını temizleyebiliyor. Arka tarafın işte ayarlanabilir olması mükemmel ya. Hani arka tarafa ayrı sıcaklık, ön tarafa ayrı sıcaklık mükemmel bir olay. Buradan da aynı şekilde klimayı kontrol edebilirsiniz. Ama tabii bu çok teknolojik göstermiş aracın içini. Eski sistemden artık bıkmıştık açıkçası. Doğrusunu söylemek gerekirse hani 3 tane halka yıllardır aynı sistem geliyordu. Bu çok daha güzel, çok daha yenilikçi duruyor. Koltuk kısmını kapatayım da yanmayayım. Burada gösterebileceğim ne var başka? Oto modumuz var tabii ki. Şöyle yönleri de böyle basarak ayarlayabiliyorsunuz. Tek tuşta da şöyle off yapabiliyorsunuz. Komple hepsini kapatabiliyorsunuz. Orası güzel. Şimdi teybe bakarsak. Teyp aslında her zaman bildiğimiz bir teyp. O Passat'ta da gördüğümüz. Ekran kalitesi olsun, hızı olsun bilinen bir teyp. Zaten bu bayağı hızlı oluyor arkadaşlar. Volkswagen'deki teypler. Yani multimedya konusunda VAG grubu güzel yapıyor bu işi. Eller serbest sistemim var. Bak hemen beni orada uyardı. Şöyle güzel geçişler yapabiliyorsunuz. Peki bunda kablosuz bir şekilde bağlama var mı? Apple CarPlay'e. Arkadaşlar bayağı kurcaladım ama kablosuz bağlantıyı göremedim. O yüzden kabloyla bağlamanız gerekiyor. Ama Apple CarPlay'i de buradan kullanabilirsiniz. Apple CarPlay çok kullanışlı oluyor. Ben sürekli onu kullanıyorum. Şöyle gördüğünüz üzere bir çerçevesiz aynamız var. Bunu çok seviyorum ya. Bu aynaya bayılıyorum açıkçası. Sunroof'umuza bakalım. E-tipli perlemiz var sunroof'ta. Aynı şekilde şöyle açabiliriz. Zaten eskisinden değişen bir şey yok. Ama en azından sizin ne kadar açılacağını ilk kez Tiguan görecek arkadaşlar. Bir baksınlar. Perde bayağı gitti abi ki. Ya bu içeriği çok ferahlatıyor. Şu anda bu açık kalsın bu şekilde. Ekstra yeni gelen donanıma söylersek şöyle 30 renkli bir ambiyans aydınlatmanız gelmiş. Eskiden de burada ambiyans aydınlatmaları vardı. Şöyle görebilirsiniz. Bu ambiyans aydınlatmalarını sadece beyaz yanarken şimdi renklerini değiştirebiliyorsunuz. Buradan kara geliyorsunuz. Ambiyans aydınlatması diyorsunuz. Ben bunları hep gizli özellikten açıyordum da. Şöyle renklerine bakın. Hop, güzelce değiştiriyor. Bu arada değişen sadece renkler değil, burada da aynı şekilde değişiklikler oluyor. Yeşil de farklıymış. Ben kendi arabamda da yaptım bu ambiyans aydınlatmasını gizli özellikle. Şöyle morda kullanıyorum. Mor güzel gözüküyor. Koltuklara baktığımızda koltuklarımız güzel. Ortası böyle alkantara tarzında. Yanları kumaş. Güzel. Eski koltuklardan herhangi bir fark göremiyorum. Standart bir koltuk. Ön tarafta değineceğim başka bir şey yok arkadaşlar şu anda. Detaylı olanları söyledim sizlere. Anahtarsız çalışmamız var. Şuraya anahtarı çizmesinler diye bir plastik parça koymuşlar. Farları size göstereyim. Hem sislere de yakayım. Ötme. Çok ötüyor. Şöyle geldiğimizde bu yeni farlarımızı görüyorsunuz. Bakın o şeyi de açtığım için, sis farını da açtığım için şu içerideki de yanıyor. Bu normalde virajlarda yanıyor ama anahtarı sis farı durumuna getirdiğinizde bu her zaman yanıyor. Aydınlatması güzel ya. Arkadan da bir görelim nasıl duruyormuş. Şöyle. Yine led ama işte dediğim gibi hani öyle ekstrası yok. Şimdi gelin arkaya geçelim. Şöyle arkaya oturduğum anda şu benim dikkatimi çekti. Burada güzel bir göz var. Daha öncesinde de vardı sanırım bu. Hatırlıyorum öyle bir durum. Arkada ambiyanslarımız devam ediyor arkadaşlar. Şöyle mor mor yanıyor. Kapı üstleri sert. Tiguan'da önceki modelde de sertti. Yani hep sert kullanılıyor. Niye sert kullanıyorlar bilmiyorum. Bence yumuşak olması lazım. Şöyle de durum var. C-SUV'ların çoğunda sert. Yani 3008 düşünüyorum. Onda da sert. Yani yumuşak şu an aklıma gelmiyor. Elimizin değdiği yerler. Ya burası deri. Burası güzel bir kumaş. Yine aynı şekilde ceplerin içine kumaş. Arkada 3. bölge klima sistemimiz var demiştim. Çakmaklığımız var. Gerekli tüm ihtiyaçlar verilmiş. Arkada tabii ki bu arabanın en büyük ihtiyaçlarından biri de şöyle güzel bir kolçak. Bu arada bir eksiklik gözüme çarptı, onu da söyleyeceğim. Burada güzel bardaklarımız da var. Kullanışlı. Arkaya erişim yok. Arkaya erişim olsaydı güzel olabilirdi. Kayak gözü en azından olsaydı kullanılabilirdi. Uludağ'a giden kullanan insanlar olacaktır bu arabayı. İlla ki kayağını koyacak olan insanlar olacaktır. Onun için artık tamam bar almalar gerekiyor. Eski Tiguan'da hatırladığım kadarıyla burada bir tepsi vardı.
Ancak bu araçta tepsi kaldırılmış. Ya bence tepsi işe yarayan bir donanımdı ama olmaması kötü oldu. Bu arada arka taraf bayağı geniş ya. Çok güzel. Herhangi bir sorun yok. Arka genişlikte. Ben bir de geniş oturdum yani. Hani yayvan yayvan oturduğum halde. Arka koltuk genişliği çok güzel. Bu arabada mı fazla geldi bana anlamadım. Önceki kasada bu kadar dikkatimi çekmemişti. Yine üstlerde şöyle beyaz aydınlatmalarımız mevcut. Arkada pek fazla değineceğim başka bir şey yok. Oturma pozisyonu olarak da aslında çok fazla yukarı değilsiniz. Genelde SUV'larda yukarıda oturursunuz. Bir tık daha böyle konser düzeni derler ya. Ön tarafın üstünde olursunuz ama bu arabada standart aynı boydasınız. Arka tarafta ferah. Şu an tek atladığımız yer ses sistemi oldu. Bir ses sistemine bakacağım, sonra kapatacağız. Bu araçta 1.5 TSI bir motor var bu arada, bilginiz olsun. Standart aynı motor. Şimdi bir hemen radyo istasyonuna gireyim. Sizlere bir müzik ayarlamaya çalışayım. Ya işte Volkswagen'in şu ekranını seviyorum. Ayarlamalar çok kolay. Hemen tık tık hemen basıp ayarlayabiliyorsunuz. Biraz da belki kendi arabam da Volkswagen olduğu için de olabilir. Şöyle basımızı yükseltelim. Konum diyor. Konum tam ortada. Ses seviyesini ayarladık zaten. Güzel, hızlı geçişler falan da güzel. Arkadaşlar, ses sistemi konusunda Volkswagen'in belli bir standardı vardır. Onu yakalamış aynı şekilde. Herhangi bir sorun yok ses sisteminde. Gayet güzel yani, böyle aşırı mükemmel değil, kötü de değil. Tam ortada. Volkswagen'in her zaman dediğim gibi ses sistemi standart ve güzeldir. Bu arada direksiyon ısıtmamız çalışmadı. Büyük ihtimalle araç çalıştığında çalışıyor direksiyon ısıtma. Yani aküyü korumak için böyle bir yöntem yapmış olabilirler. Çünkü direksiyon ısıtma olsun, koltuk ısıtma olsun çok fazla akım çeken özellikler. Bu arada gözüme çarpan kendi kendine park asistanı da mevcut. Yan taraflarda park asistanı görmüştük ya. Şöyle kameramız da var. Kameramız çok kaliteli değil arkadaşlar. Yani standart bir kamera. Peki bunun ayarı var mı? Volkswagen'in park sistemi, yani park sensörü çok işe yarıyor. Şöyle dar yapabiliyoruz. Kameraya gerek bile kalmıyor, öyle söyleyeyim sizlere. Şöyle güzel, bak güzelmiş. İşte arabalara göre böyle park yerini ayarlama da var. Boş. Sistemini güzel yapmışlar ama kamera kalitesi biraz daha kaliteli olabilirdi. İçerideki gözler falan standart. Aynı. Şöyle büyük bir küllük diyelim. Evet, küllük var. Ben böyle şeyleri çok seviyorum. Ama Skoda'daki en güzeliydi. Skoda'da böyle telefonunuzu falan takabiliyordunuz ya. Şu vites geçişleri nasıl bakalım? Yani ele gelme olarak daha güzel geldi bana. Bilmiyorum, siz hoşunuza gitti mi? Biraz radikal bir değişiklik olmuş. Eskisi de tasarım olarak güzeldi ama çok iyi yıpranıyordu. Bu büyük ihtimalle yıpranmayacaktır. Arkadaşlar, Tiguan incelemesinden bu kadardı. Size olabildiğince aracındaki değişiklikleri anlatmaya çalıştım. Motor falan aynı, şanzıman aynı. Sadece görsel değişiklikler var. Önde arkada makyaj yapılmış açıkçası. Yeni Tiguan'dan, makyajlı Tiguan'dan, 2020 Tiguan'dan bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Böyle her zaman ilk videolara sizleri ulaştırmaya çalışacağım. Hemen koştur koştur incelemeleri çekeceğim. İnşallah sürüşünü de yapacağız. Test arabası geldiğinde kaçırma. Görüşürüz. Kendinize dikkat edin.